Makbuş, sence ne yapmalıyım? Gitmeli miyim? Nereye gideceksin kızım? Bu dünyada tanıdığın başka biri var mı? Yok. Ne bileyim kızım, şaştım kaldım. Aslında suç Hakan'da. Ne istediğini bilmiyor. O kıza da yazık. Simge'ye mi? Tabii evladım. Sonuçta o da nişanlısı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Dur bakalım, sakin ol. Bir de Kulina Hanım'a danış istersen ha. O gönül işlerini benden daha iyi biliyor. Haklısın. Kulina! Kulina! Ay! Ne yapacağız? Tüm oyuncaklara, sığınaklara girmeleri gerektiğini söyledin, değil mi? Evet Kulina. Hepsinin güvende olduğundan emin misin? Evet Yüce Kulina. Tüm kurşun askerler de görev başında. Ama biliyorsunuz ki bizim tüfeklerimiz tahtadan yapıldığı için ateş edemiyoruz. Ah, evet ama burası barış dolu bir ülke. Burada silah hiç ihtiyacımız olmadı ki. Çok korkuyorum. Öyle güçlü ki. Evet. Onu nasıl etkisiz hale getireceğiz? Bilmiyorum. Olamaz. Sihir falan da işe yaramadı. Baksanıza. Robot gibi bir şey. Ah, özel olarak programlanmış. Başımız fena halde dertte. Ama asıl anlamadım buraya nasıl geldi. Kulina. Neyse, boş ver. Hadi söyle Şoker. Oyuncaklar ülkesi büyük tehlikede. Şoker? Yoksa sen onun nasıl geldiğini biliyor musun? Ben... Hadi. Şoker, hemen bana bildiklerini anlat. Yoksa sana öyle bir sihir yaparım ki ömrünün sonuna kadar hipopotam olarak yaşarsın. O da ne? İyi bir şey mi? Şoker, emin ol bilmek bile istemezsin. Tamam. Kütüphanede çalışıyordum. Ne? Kütüphane mi? Sana kaç kere oraya girmeyeceksin demedim mi? Oo, daha anlatmadan kızmaya başladım bile. Çabuk anlat. Yoksa kendime hakim olamayabilirim. Tamam. Hadi Şoker, hadi. Neyse. İşte bir kitap buldum. Sayfalarını karıştırırken bu Gonzo'nun olduğu sayfaya dokundum. O da birdenbire karşımda beliriverdi. O kitap oyuncaklar ülkesinin baş düşmanlarıyla dolu. Ve o kitabı ancak Periler Konseyi ve ben dokunabilirim. Bunu bilmiyor musun sen? Yumurta kafalı Şoker. Tamam. Kulina, çoluk çocuğun önünde ayıp oluyor ama. Şu beladan kurtulalım. Ben sana ayıbı o zaman göstereceğim. Çabuk şimdi kütüphaneye git. Şu Gonzo mudur, Monzo mudur nedir? Onun hakkında bilgi topla bana. Çabuk diyorum sana. Nişan ol! Nişan ol! Kulina! Kulina! Çok tuhaf. Neden ses vermiyorsun? Yoksa yine süslenmeye mi daldın? Ülkenizi işgal etmeye geldim. İkinci bir emre kadar kimse çıkmayacak. Haberleşmek yasak. Ol, nişan al, yok et. Ol, nişan al, yok et. Ol, nişan al, yok et. Teşekkürler. Bir şey değil efendim. İyi günlerde kullanın. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bak sen bacaksıza. Demek senin telefonundan mesaj gönderip kazandı bu bilgisayarı. Sorma. Tutturdu bilgisayar diye. Ben almayınca da bu yola başvurmuş. Babasına çekmiş. Bir şeyi istedi mi mutlaka elde ediyor. Şimdi ödev mödev hak getire. Kalkmaz artık başından. Hiç iyi olmadı bu. Aman be Hakan. Artık her evde bilgisayar var. Çocuk haklı. Günde bir saatten fazla kullanmasına izin vermeyeceğim zaten. Tabii koyarsın kurallarını, olur biter. Sonuçta teknoloji. Yani doğru kullanıldığında çok iyi bir şey. Mesela hatunlarla tanışmak için harika bir araç. İnanmıyorum Volkan. Tanımadığın insanlarla chat mi yapıyorsun yoksa? Ne var abicim? Sosyalleşmenin en güzel yolu.
Doğru, sen de hiç sosyal değilsin valla. Bu yolu bulduğun iyi olmuş. Sorma, bir haftadır bir kızla yazışıyorum. Öyle tatlı, öyle hoş ki. Görüştünüz mü? Yok. Nereden biliyorsun? Yazdıklarından belli abicim. Volkan, sana inanmıyorum gerçekten abicim. Merhaba Simge. Merhaba. Bu ne Simge? İstifa dilekçem. Şirketteki hisselerimi de daha sonra konuşuruz. Simge, lütfen bir dakika oturur musun? Benim biraz işim var da... Simge, nereden çıktın bu şimdi? Bir de soruyor musun? Evet, lütfen otur. Bana hayatım falan deme. Kendime söz vermiştim, ağlamayacaktım. Simgeciğim, lütfen gel otur şöyle. Merhaba Yumak. Geçen akşam kadın kıyafetleriyle korkunçtun gerçekten. Neden? Bence çok komik olmuştu. Sen öyle san, iğrençtin. Seninle ilgili tüm düşüncelerim yerle bir oldu. Gözümde şu kadarcık kaldın. Allah şükür. Volkan burada mı? Ne bakıyorsunuz be? Size sordum, Volkan'ı arıyorum. Buyurun benim. Demek sensin ha. Sen benim bacıma, yani Tophaneli Cabbar'ın bacısına nasıl göz koyarsın ya? Bir dakika beyefendi. Gebertirim seni. Rıza edeyim efendim ben. Ben seni doğrayayım mı bu? Doğrayayım mı bu? Ver be. Doğrayayım mı söyle? Bana bunu nasıl yaparsın inanamıyorum Hakan. Bak Simgeciğim, nasıl göründüğünü biliyorum. Ama inan sandığın gibi değil. Beni salak yerine koyma lütfen. Zaten yeterince acı çekiyorum. Nana gitmeyi düşünüyordu. Garip bir rüya görmüş. Morali çok bozuktu. Ben sadece onu biraz teselli etmeye çalışıyordum. Oldukça da başarılı oldun sanırım. Yapma lütfen Simge. Ya onu istemediğimizi düşünüyordu. Ben de... Evet, onu istemediğim çok doğru. Ya inan bana, eminim yani o da çok üzülüyordur. Yani o çok masum ve... Masum mu? Ya ne demezsin? Çocuklar onu çok seviyor. Yine çocukları bahane ediyorsun, farkında mısın? Neden itiraf etmiyorsun? Sen beni istemiyorsun. Hayır, bunu da nereden çıkarıyorsun? Her şey ortada Hakan. Sen aslında ne istediğini bilmiyorsun. Kendini kandırma ve bana bahane bulma lütfen. Hayır Simge, çok yanlış düşünüyorsun. O zaman bana bunu kanıtla Hakan. Beni seviyorsan bu evlilik işini daha fazla uzatma. İstifa dilekçesi? Sen de dursun. Kafam çok karışık. Ben biraz dolaşmaya çıkıyorum. Of! Ne aptalım yani. Kendimi düşürdüğüm şu duruma bak. Benim bacıma nasıl öyle şeyler yazarsın ulan? Konuş, öt bakalım. Tepemden inerseniz öteceğim, açıklayacağım. Ne açıklayacaksın be ha? Ne açıklayacaksın? Devam edecek var abicim. Söyle, yoksa şurada ümünü sıkacağım ona göre. Tamamıyla bir yanlış anlama. Volkanlar karışmış olmalı. Adres diye burasını vermişsin. Ama burası çok büyük bir yer ya. Kesinlikle başka volkandır. Merve, güvenliği çağırsana. Sen karışma bacım. Niye karışmayacakmışım? Patlat gözüne bir tane. Ya da zımbalayalım kulağını, zımbalayalım böyle. Çağ. Merve, neler söylüyorsun? Beter ol, ömrümü çürüttün. Bak güzel abicim, benim o taraklarda bezim olmaz. Nişanlıyız biz, yakında evleneceğiz ya. Ayıp oluyor ama ya. Nişanlı mısınız? Evet. Nişanlı mıyız? Evet, nişanlıyız. Ben nişanlıma deliler gibi aşığım. Gözüm ondan başkasını görmüyor. Söylesene bir şeyler sen de Merveciğim. Yapmadım böyle bir şey değil mi Volkan? Olur mu hiç kumrum benim? Sen varken ben başkalarıyla chat yapar mıyım hiç? Ay vallahi doğru söylüyorsun. Sen de üstüne çok geldin Cabbar abi yani çocuğu. Evet. Yapmaz öyle şeyler. Hem yapsa ilk benim haberim olur, gözlerini oyarım. Sen benim hayatım, aşkımsın. Senden başkasına bakarsın işte. Diye çarpılayım inşallah. Peki, öyle olsun bakalım. Bak bacım, beni Sarıyer dolmuş duraklarında kime sorsan gösterirler. İsmim Ayı Cabbar. Eğer bir yamuğu varsa, eğer benim bacımla bunun arasında bir şeyler olduğunu öğrenirsen beni mutlaka ara. Söz veriyorum Ayı Cabbar abicim, sen hiç merak etme. Sarıyer dolmuşları dediğimi asla unutmayacağım. Ver bakalım bir yanak. Allah'a emanet ol Cabbar abicim. Demene içmene dikkat et. Hadi başla. Neye başlayacağım?
Ne bileyim işte başlayacaksın. Hayatım, canım, aşkım, gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Yatıyorum, kalkıyorum, seni düşünüyorum. Hadi başla. Şaka değil mi? Şaka mı? Yemin ederim Ayı Cabbar abime söylerim seni ha. Sarı yerde olmuşlar. Unutmadım tatlım. Hangisi var? Kötü yarabbim. Canım korkacak bir şey yok ki. Evlenince seni öyle mutlu edeceğim ki. Ama sen de sarıl Cabbar abiye söyle de. Her şey çok güzel olacak biliyor musun? İstiyorsan annen de bizimle yaşayabilir. Hiçbir şey demeyeceğim. Seni çok seviyorum. Ay.